Now, in every tragedy he sees hope and the capacity of human spirit to overcome obstacles. Şimdi ise in every tragedy her bir trajedide şuradaki every normalde her demek ama her bir de diyebilirsiniz. Normalde each gibi düşünülebilir. Her trajedide he sees hope adam umut görüyor ve the capacity of the human spirit insan ruhunun kapasitesini görüyor. Ne yapma kapasitesi? To overcome obstacle. Şuradaki capacity to do something. Obstacle engel, mania. Engelleri e, çok güzel. Üstesinden aşma kapasitesini her trajedide görüyor. Capacity of the human spirit. İnsan ruhunun. Buradaki spirit bildiğimiz hani çıkınca bizim öldüğümüz ruhtur aynı zamanda human spirit dediğiniz zaman hani insanı insan yapan özellik anlamında kastediliyor burada. Daha önce geçtim bilmiyorum. Spirit aynı zamanda alkol demektir. Ne alaka bilmiyorum. That's why in his talks he tells the tale of the 12 year old Kurdish girl he saw coming over the mountain pass on the Iran Iraq border amid a vast sea of refugees. That's why işte bu yüzden işte bu yüzden in his talks konuşmalarında yani bu adam gezip dolaşıp ailelerle bilim adamlarıyla konuşuyordu ya. Bu konuşmalarında he tells anlatmaktadır. Anlatıyor neyi? The tale of the 12-year-old Kurdish girl. 12 yaşındaki Kürt kızının hikayesini anlatıyor. Hangi kız? He saw coming. Şurada who düşmüş durumda. Kız ki adam gördü gelirken. Adamın gelirken gördüğü Kürt kızı. Nereden gelirken? over a mountain pass İran Irak sınırında bir dağ geçidi üzerinden geçidinden geldiğini gördüğü kız veya gelirken gördüğü Kürt kızı 12 yaşında Kürt kızının hikayesini anlatıyor. Amid a vast sea of refugees. Amid arasında ortasında vast engin uçsuz bucaksız çok geniş sea of refugees. Mülteci denizi. Görüyorsunuz deniz burada soyut anlamda kullanmış. Ne diyoruz buna soyuttan ziyade? Edebiyatta bunun şeyi ne? Teşbih. Teşbih, Teşbih olarak kullanmış. Teşbihin anlamı ne bu sefer? Onu söyleyeceğiz değil mi? Benzetme. Evet. Teşbih de hata olmaz. Aynen öyle. Shoeless, her face covered with, with, freezing mud, she had already walked 90 miles carrying her sister, a toddler, who was unconscious and she was determined to get her down the mountain before nightfall. shoeless ayakkabısız kız her face yüzü covered with freezing mud. mud çamur. Bildiğiniz çamur. Donmuş çamur ama donmuştan donmuş olsaydı frozen diyecekti. Bu freezing dondurucu. Hatırlarsanız şurada sonda ink gelen şeyler aktifti, yapıcı edici diyorduk. Freeze bildiğiniz deep freeze diyoruz ya. Normalde bu dondurmak demek. Freezing dediğiniz zaman dondurucu demektir. İşte freezing weather, dondurucu hava. Freezing wind, dondurucu rüzgar. Burada da dondurucu rüzgarla yüzü kaplanmış. Her tarafına bulaşmış. She, şuraya kadar kızı anlattı. Ayakkabısız ve yüzü dondurucu çamurla kaplanmış olan kız had already walked 90 miles. Already zaten hali hazırda çoktan 90 mil had walked yürümüştü. 90 miles aşağı yukarı ne yapar? 160 170 falan kilometre değil mi? Veya en hiç yoksa 150 kilometre. Yürümüş. Ne yaparaktan? Carrying her sister. Kız kardeşini taşıyaraktan çoktan zaten 90 mil yürümüştü. Kız kardeşi de a toddler. Ancak yürümeye başlamış. Yeni yeni emekleyen bir çocuk ve emeklemekten yürümeye geçmiş. Who was unconscious. Ve de bilincini kaybetmiş, bilinçsiz vaziyette. Kucağında taşıyor veya sırtını ama kız çocuk bilinçsiz. Ve she was determined, bu 12 yaşındaki Kürt kızı was determined. Kesin kararlıydı. Şuradaki determined, tespit etme, belirleme anlamı da vardır. Değil mi? Bilimsel çalışmalarda işte biz bu çalışmada şunu belirledik, tespit ettik. O anlamı da vardır ama I am determined dediğiniz zaman kesin kararlı, niyetli. Ne yapmaya? To get her down, down the mountain, Before nightfall. Nightfall gecenin düşmesi yani gece karanlığı bastırmadan önce nightfall diyorsa gündüzün geceye evrilmesi karanlığın bastırması demek. Bundan önce yani gün batmadan önce gece gelmeden önce dağdan aşağıya down the mountain up the mountain deseydi daha yukarı dağın üstüne olacaktı. Down the mountain dağdan aşağıya her dediği buradaki kız kardeşini get burada indirmek tabi get down kızı aşağıya indirmeye niyetliydi. Kesin kararlıydı. All humans are capable of far more than you can ever believe. He tells the scientists, he is urging to find a cure. Adam ne diyor bilim adamlarına? Hangi bilim adamları? Şurada yine who düşmüş. Bilim adamları ki he is urging to find a cure. Cure tedavi bulmaları için teşvik edip cesaretlendirdiği bu adamın bilim adamlarına şöyle diyor. Bütün insanlar are capable of kapasitesindedir, yeteneğindedir. Şuradaki capable of hem kapasiteyi hem de yeteneği bildirir. Kapasitesi vardır, yeteneği vardır. Yapabilirler ne? Far more than you can ever believe. Far more than more than daha fazla. Far more than çok daha fazlasını yapabilme yeteneğindedir. More than you can ever believe. Ever hayatta hiç inanabileceğinizden çok daha fazlasını yapabilir bütün insanlar diyor bilim adamlarına bir çare tedavi bulmak için teşvik ettiği, hadi 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 dediği bilim adamlarına anlatıyor. Bununla ilgili çok enteresan hikayeler dinlemişsiniz veya okumuşsunuz değil mi? Benim aklımda kalan geçen seneydi yanılmıyorsam Amerika'da bir kadıncağız muhtemelen 65 yaşlarında falan oğlu da herhalde 35 ile 40 arasında 3-5 oğlundan bir tanesi belki en küçüğü bilemiyorum. Oğlu da şey, arabası var ve tamir etmeyi seviyor, oynamayı seviyor. Araba da evin önünde. Bir canhraş feryat geliyor. Kadın koşturuyor dışarı bir gidiyor, bakıyor. Adam normalde kriko ile arabayı kaldırmış. Alttan motoru hani yatıp bir şeylerle uğraşırken ne olduysa kriko kayıvermiş. Bütün araba motorla birlikte adamın üstüne inmiş. Kadın tutup arabayı kaldırıyor. Belki bir 10 dakika, mı, 15 dakika mı öyle tutuyor. Ancak ondan sonra gelenler, geçenler komşular fark ederler işte 911 arıyorlar, geliyorlar. 4-5 kişi arabayı zor kaldırıyorlar. Yani bir hesaplıyorlar aşağı yukarı 300-350 kilo arabanın o kısmı. Düşünün yani 60-65 yaşlarında hani sadece eli kesilir insanın. Ve kadın o vaziyette 10-15 dakika boyunca tutuyor. Vallahi diyor oğlumun diyor hani canının yanması diyor tuttum kaldırdım diyor. Hiç diyor aklıma hiçbir şey gelmedi diyor. Nasıl yaptım ne yapıyorum o anda düşünemedim bile diyor. Anlatıyor yani. He met the Kurdish girl in 1991 before he knew the disease was in his family. Bu adam 1991 yılında bu Kürt kızıyla karşılaştı. Burada tanıştı da diyebilirsiniz, karşılaştı daha doğru. Before neyden önce? He knew bildiğinden önce. Neyi bildiğinden önce? Yine şurada dert düşmüş. The disease was in his family. Bu hastalık ailesinde idi olayını bilmeden önce. Yani hastalığın ailesinde olduğunu bilmeden önce 1991 yılında bu Kürt kızıyla karşılaştı. Şu ifadeleri daha önce çok sık vurgulamıştım fakat şimdi yine bir toparlama anlamında vurgulayayım. İngilizcede arkadaşlar bu tür ifadeler yani cümle içerisindeki cümle ifadeleri ayrıdır, kendi bağımsızdır. Mesela biz bunu Türkçe'ye aktardığımızda bu hastalığın ailesinde olduğunu diyoruz değil mi? O cümle değildir Türkçe'de. Olduğunu deyip onu ne yaptık? Efendim, burada nesne yaptık, başka yerde özne olacaktı belki bu. Bilmeden önce ve hatta bildi diyor burada değil mi? He knew, bildi, biliyordu. Ve bir de bunu da yuvarlayıp bilmeden önce diyoruz. Hani bilmeden ifadesi yine ortada kalabilir Türkçe'de. Yani bir şeye karşılık olarak, cevap olarak bilmeden falan deyip nokta bırakabilirsin ama tek başına normalde anlamsızdır. Bilmeden ne? Ama adam he knew, mesela hatta burada biliyordu diyor. Otomatik sorun neyi biliyordu? Arkasından gelen nesnesi. Bu hastalık ailesindeydi. Bakın bu kendi içerisinde anlamlı bir cümle İngilizce'de. Bu da anlamlı bir cümle. Bu da anlamlı bir cümle. Ve before'la bağlayıp bu iç içe geçmiş cümleleri onlar da buraya bağlıyor. Hani bunu fark ediyorsunuz. Zaten yapıyorsunuz da iyice böyle hani netleşsin kafanızda bir böyle farkındalık oluşsun diye bunları vurguladım. İleride Türkçe'den İngilizce çevirecek olursanız bu şekilde irdeleyin, bölün, parçalayın. Kendi içerisinde anlamlı olan kısımları, cümleleri yakalamaya çalışın. İşte dediğimiz gibi bu hastanın hast ailesinde olduğunu bilmeden önce. Burada neler var? Önce, neyden önce? Soru soruyorsun. Bilmeden önce. Neyi bilmeden önce? Hastalık ailesindeydi. O zaman işte the disease was in his family. Bunu bildi. Bu bildi olayından önce, bilmesinden önce gibi aktara aktara yuvarlaya yuvarlaya götüreceksiniz. 12 years later he reported on the plight of patients abandoned in the Al Rashid Psychiatric Hospital in Baghdad in the wake of the invasion. 12 yıl sonra he reported on on dedi şu konuda rapor yaptı, haber yaptı. On the plight of the patients. Hastaların plight'ı konusunda haber yaptı. Plight, durum, vaziyet ama genellikle kötü durum plight diye insanlar da olur, hatta hayvanlar olur. Onunla ilgileniyorsunuz mesela bir bitki türü olur. Bunların plightı diyorsanız hani içinde bulunduğu kötü durum demektir. Buradaki hastaların durumunu konu alan haber yaptı. Hangi hastalar? Değil mi? E, İsimden sonra gelmiş verb 3 yapılan edilendi. Abandon. Terk etmek, bırakıp gitmek. Aynı desert gibidir. Ama abandon yapayalnız hani böyle dımdızlak bırakıp gitmek demektir. Ne bileyim bir kocanın aileyi bırakması gibidir. Yeni doğanı böyle değil mi, bir kapıya bırakıp gitmek gibidir falan. Hastalar, terk edilmiş, bırakılmış hastalar. Nerede? El-Rashid Psikiyatri Hastanesi'nde Bağdat'taki terk edilmiş olan hastaların durumlarını. Nerede bırakılmış bunlar da? Ne zaman daha doğrusu? In the wake of invasion. Invasion, bunu biliyorsunuz aslında. Yenilik, evrim. Değil. İnovasyon değil. Bu invasion, to invade fiilinden geliyor değil o invite hayır istila işgal çok güzel hastalığın vücudu işgal etmesi bir operatörün vücuda girmesi değil mi invaziv diyorsunuz müdahale diyorsunuz veyahut da non invasif olduğu zaman ona müdahale yani vücudun içine girmeden işte skalperle, bilmem açmadan değil mi invade e, bizzat bir ordunun bir devlete girmesidir, başka bir ülkeye girmesidir. Efendim e, bir mesela vatandaşın sizin evinize girmesi invade'dir. Veyahut da hatta e, sizin e, özelinizin e, bozulması, işgal edilmesi anlamında ne bileyim hani bu telekulak dinlemeler bilmem ne var ya. Ona yine invasion of privacy deniyor. Efendim ne yapacaktım ben şunu yapacaktım. Evet. Privacy, özel yaşam, mahremiyet demek. Mahremiyetin işgali, bozulması. Burada ise direkt olarak dediğimiz gibi Irak'ın işgali. İşgalin wake'inde. In the wake of. Şuradaki wake ifadesi uyandırma gibi düşünebilirsiniz. Yanlış değil. Wake me up veyahut da wake somebody up. Birisini uyandırmak. I am woken dediğiniz zaman uyandırıldım, uyandım. Ama wake... ...bir de bunlardan başka... ...değil o weak... ...bu wake... ...gel git dalgalarında dalgalın... ...geri çekilmesine wake denir. Dolayısıyla herhangi bir şeyin... ...ardını ifade eder. In the wake of diyorsanız... ...ardından, sonrasından demek. Kötü, genellikle kötü bir olay olmuştur. Onun arkasında kalan... ...mesela in the wake of... a ...atıyorum earthquake... ...bir depremin ardından. Burada ise... ...işgalin ardında... Bağdat'taki El-Rashid Psikiyatrik Hastanesi'nde, psikiyatri hastanesinde terk edilmiş olan hastaların durumu. Genellikle içli kötü durumu hakkında bir haber hazırladı 12 sene sonra. Did the knowledge that he was at risk steer him towards that story? Did the knowledge, bilgi yaptı mı? Ne yaptı mı? Hangi bilgi ama? Knowledge that he was at risk steer burada fiilimiz. He was at risk. Aynı şurada olduğu gibi bakın. Cümle içinde cümle. He was at risk. Adam risk altındaydı. Risk içerisindeydi. Bu da neyden, hangi riskten bahsediyor? Huntington hastalığı. Değil mi? Henüz test yaptı, diagnoz yapıldı ama neydi? Etkileri gözükmüyor henüz. Değil mi? Yukarıda geçen derste okumuştuk. Dolayısıyla bu adam risk altında. Hastalığın her an patlaması riski altında bilgisi. Şuradaki that, şuna dair bilgi. Adamın risk içinde olduğu bilgisi did işte bu bilgi steer him towards that story. That burada şu bu o hikayeye yani şuradaki anlattığı hikayeye doğru bu adamı steer etti mi? Steering wheel geçen derste geçmişti. Direksiyon demekti. Steer ise yönlendirmek veyahut da yönetmek gerekirse işte arabanın sağa sola dönülme döndürülmesi, çevrilmesi. Ee, yine internetimiz olsa gösterecektim. Enteresandır. Steer aynı zamanda affedersiniz öküz demek. Boğa nedir? Boğa. Bul. Ama steer bildiğiniz işte kanıya sürdünüz, şeye bağladınız vesaire öküz. He wouldn't go so far as to say that, but he does say that he probably had more had more empathy with the patients than he might have done. Had he not seen his father in the final stages of the illness, he wouldn't go so far as to say that. He wouldn't go, yani şuradaki soruya cevap olarak, acaba risk içerisinde, risk altında olduğu bilgisi bu hikayeye doğru onu yönlendirdi mi? He wouldn't go so far, so far normalde bugüne kadar, şu ana kadar demektir ama burada go'dan bahsediyor, gitmekten bahsediyor. Dolayısıyla şuradaki far uzaklık, mesafe bildirir. Go so far diyorsa o kadar ileriye gitmek demek. İki anlam var sadece. Yani ikisinden birini seçeceksiniz. O kadar ileriye he wouldn't gitmedi. Yani ne yapacak kadar? To say diyecek kadar. That. Bunu. Buradaki that bu ifadesi. Yani şuradaki that'ten farklı. Veya şurada şurada that story'deki that gibidir. Bunu söyleyecek kadar. Yani şu cümlede hani yönlendirdi mi diye soruyor ya. Evet ifadesi bunu diyecek kadar ez burada ileriye gitmedi. Buradaki wouldn't hani e, bunu yapmıyordu, yapmayacaktı gibi hatırlarsanız would bayağı bir problemli İngilizce diye vurguluyorum özellikle. Fakat he does say that buradaki say varken doesın ortaya çıkması ne oldu arkadaşlar? Daha önce benzer geçmişti. Niçin bu? Vurgulamak için. He does say. Ama şunu da söylüyor. Şu cümleyi de. Tamam does. Hakikaten bunu da söylüyor. Ne söylüyor? He probably had more empathy with the patients. Probably. Muhtemelen daha fazla empati yaptı burada. Empati yaptı with the patients. Veya empati sağladı diyebilirsiniz. Hastalarla empati yaptı. More than more than he might have done. Do dan neyin yerini tutuyor burada? Had empathy. Might have done. Empati yapmış olacağından daha fazla empati yaptı. Şu durumda yapmış olacağından daha fazla. Bağladığımız yeri gördünüz mü? Peki şurayı nasıl? Bir özel bir yapı var. Ama non-close değil. Şimdi burada might have done gibi bir ifade var. Sonra bir de had diye bir şey gelmiş. Tuhaf. Yani bu buraya mı bağlı? Ee, değil. Bir üçlük var. Değil. Devrik yapı. Inversion. Neyin inversion'ı bu? Had'den sonra şu seçil olan kısımda ne görüyorsunuz? Çok güzel. Had seen ifadesi var. Had seen ifadesi devrik yapı olursa, olursa nerede karşımıza çıkıyordu? If tip 3'ün devrik yapısı bu. Yani aslında bu if he had not seen demektir. Yani if he had not seen, görmemiş olsaydı. Neyi ne yaparken veya kimi nerede? His father, babasını görmemiş olsaydı. In the final stages of the illness. Hastalığın son aşamalarında babasını görmemiş olsaydı eğer bu durumda yapacağından daha fazla hastalara empati duymuş muhtemelen. Yani babamı ölürken görmeseydim bu kadar empati duymazdım diyor. Kulağını kaç kere çevirdi, döndürdü, dolaştırdı değil mi? Bunun sınavda karşınıza çıktığınızı düşünsenize. Çıktığını. Allah korusun değil mi? Yani değil mi? Aynen öyle.